Evet, bir haftaya bakış programından daha hepinize kucak dolusu sevgiler, saygılar söyleyeceğim ama tabii ki diyeceksiniz ki neden yalnızsın, Cem Atmaca nerede? Ben buradayım, ben buradayım. Cem Atmaca burada, Cem Atmaca burada. Evet, neden Cem Atmaca bugün ben burada? Ben anlatayım mazeretimi, müsaade edersen. Kendi buyurun mazeretimi, Cem, kendim buyurun, kendi mazeretinizi kendiniz anlatın. Şimdi efendim tabii bir haftaya bakış programına ara verdik. İkinci haftaya geldiğimiz zaman da İşte pazar günü programı yapıp pazartesi günü programı yayına verecektik ama benim sağlık problemlerim vardı. Sağlık problemim ne? Onu da bir açıklayayım tabii. Sonuç itibariyle hem gribal bir enfeksiyon, enjeksiyon geçiriyorum. Ben ona enjeksiyon diyorum. Hem de dişlerimde bir implant tedavisi yapılıyor. Hem görüntü açısından hem efendim şöyle söyleyeyim, benim kendimi daha iyi hissetmem açısından böyle bir yöntem moral seçtik. Motivasyon meselesi. Moral ve motivasyon meselesi. Şöyle söyleyeyim, belki kelimeleri de tam manasıyla kuramayabilirim. Kelimeleri kullanmada ve diksiyon kurallarına uygun şekilde konuşmada belki sürçülisan edebilirim ama haftaya bakış programına bir hafta vermiş olduğumuz ara ve devamında ikinci haftada geç kalmamız neticesinde böyle bir karar almak zorunda durumunda kaldık. Çünkü Erzurum'un sorunları, Erzurum'un problemleri kesinlikle durmuyor, hızla ilerliyor. Biliyorsunuz haber dinamiktir, haber akıyor. Biz de bu hızlı akıntıya efendim uyum gösterebilmek için, bu hızlı akıntı içerisinde Erzurum'un gündemini değerlendirebilmek için bir iki hafta boyunca haftaya bakışı benim hem implant tedavim hem bu gribal enfeksiyondan gelen rahatsızlığımın gitmesi sürecinde 2-3 hafta bu şekilde Ender Bey'le karşınızda yani, anlayacağınız 2 hafta 3 hafta bana katlanacaksınız. Evet, senden özür diliyorum. Evet, Ender Bey ama görüntüm güzel görünüyor. Ben hiç reji masasında hiç oturmadığım için bugüne kadar biliyorsun ben işlerin öyle teknik kısımlarını da çok merak eden bir insan değilim ama reji masasından baktığım zaman gayet güzel ama haberleri sunan spikerler gibi duruyorsun. Şimdi tabii biz bunları bir tarafa bırakalım. Hepsinden önemlisi Erzurum'da tabii tüm Türkiye'de özellikle Erzurum'da seçim satımı halinde hızla ilerliyoruz. Siyasi kulisler çok hareketli. Siyasi kulislerin gelişmelerine yetişemiyoruz dersek inanın bundan 10 yıl 20 yıl önce siyasi kulisleri takip etmek gayet kolaydı. Neden diyeceksiniz? O zaman sosyal ağlar yoktu, internet yoktu, Twitter yoktu, Facebook yoktu. Şimdi artık herkes bir yönüyle gazeteci, herkes bir yönüyle yorumcu, herkes bir yönüyle fikrini bir şekilde beyan ediyor. Ama tabii bu herkesin kendi gönlündeki ismi, herkesin kendi gönlündeki adayı ya da herkesin kendi gönlündeki adayla ilgili çeşitli spekülasyonları sosyal ağlara taşıması bir bilgi kirliliğine de sebebiyet veriyor. Bu da su götürmez bir gerçek. Ama şunu tüm samimiyetimle söyleyeyim. Erzurum'da seçim sürecini, aday adaylığı sürecini biz dikkatle takip ediyoruz. Ama aday adaylığı sürecinde bunu defaten söyledik. Biz aday adayı pazarı kurmamışız. Biz her adayın gönlünde bir aslan yaptığını, her adayın Erzurum için güzel şeyler yapmayı düşündüğünü, o nedenle aday adaylık sürecinde böyle kişisel tespitlerden ziyade, daha ziyade genel tespitler, siyasi partilerin durumlarıyla ilgili, konumlarıyla ilgili tespitler yapmaya çalışıyoruz. Tabii şimdi buradan hareketle Ender Güncü'ye ben bir sorayım. Orada öyle tek başına kaldığı için içim burkuldu. Evet, sanki burada böyle yapayalnız kaldım ama tabii ki yorumlarınız çok önemli Cem Bey. Evet, şimdi sonra şunu söyleyeyim. Mutlaka bizim görüntümüzden ziyade sesimiz söylediğimiz mutlaka konular önemli. Şunu sorayım hemen. Erzurum'da yerel seçimlere hızla yaklaşıyoruz. Siyasi kulisler hareketli. İstersen Erzurum'daki siyasi kulislerle ilgili bu iki hafta içerisinde 10 gün içerisinde yapmış olduğun izlenimleri izleyicilerimizle bir paylaş. Cem Bey aslında hareketli olan bir seçim sürecinde geçmiyoruz. Hareketli olan bir sosyal medya seçimi şu anda yansıtılıyor. Evet. Nasıl mı? Sosyal medya üzerinden Facebook'ta gece rüyasında kimi belediye başkanı görmek isteyen varsa sabah kalkıp ben gördüm diyor. Bu belediye başkanı olacakmış.
Aslında buradaki asıl sıkıntı şu anda sosyal medya kirliliği. Evet. Gerçekten çok büyük bir sosyal medya kirliliği var. Bu sosyal medyanın kirli oluşu da her geçen gün farklı bir dedikoduyla, farklı bir spekülasyonla kamuoyunun gündemine düşüyor. İşte iki gün önce Mehmet Sekmen adaylığından çekilmiş diye bir şey çıktı. Demek birisi gece rüyasında görmüş. Ondan bir gün önce ki zaten Milliyetçi Hareket Partisi'nin Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Serdar Sevimli olacak mı olmayacak mı? Gönlünden geçenler hemen sosyal medyaya yazıyor. Serdar Sevimli ile devam ediyoruz. O gönlünden geçme de böyle yapıyor. Serdar Sevimli adaylıktan çekildi. Henüz muamma olan bir noktadayız. Yani sosyal medya şu an itibariyle Erzurum'da siyaseti gerçek anlamıyla kirletmiş durumda. Peki siyasi arenada ne var? Evet, en önemlisi Serdar Sevimli'nin aday olacak mı, olmayacak mı konusu gerçekten Erzurum'un birinci gündem maddesi haline gelmiş durumda şu anda Erzurum siyasetinde. Peki Milliyetçi Hareket Partisi'nden Serdar Sevimli aday olacak mı? Bakın bunu Ankara Genel Merkezi'nden aldığımız bilgiler, Erzurum İl Başkanlığı'ndan gerekse Erzurum Milletvekili Kamil Aydın'dan aldığımız bilgiler doğrusu şöyle söyleyeyim. Büyük bir ihtimalle Erzurum Milliyetçi Hareket Partisi Büyükşehir Belediyesi'nden belediye başkanı adayı çıkarmayacak. Şimdi bunun tartışmaları sosyal medyada nasıl yankılanıyor? Aynen şöyle yankılanıyor. Erzurum'da AK Parti korkuyordu, Milliyetçi Hareket Partisi adayını çekti. Hayır. Burada AK Parti'nin hiçbir şekilde oy kaygısı Erzurum'da yoktu. Erzurum'da AK Parti'nin oy kaygısından ziyade Büyükşehir Belediyesi'nde seçim kaybetme gibi bir kaygısı yoktu. Burada asıl kaygı Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Doktor Devlet Bahçeli'nin Iğdır ve Kars'ı kaybedenin korkusundan dolayı Erzurum bugün bu tür dedikoduların içerisinde. Neden mi? Kars'taki mevcut belediye başkanı biliyorsunuz Milliyetçi Hareket Partili bir belediye başkanı. Geçtiğimiz seçimde bu yani 2014 ile 2018 arası geçen süre zarfında gerçekten Milliyetçi Hareket Partisi orada Büyükşehir Belediye Başkanı oy kaybetti, seçmenini kaybetti. Artık yeni bir adayla gelip seçimde başarılı olmayı düşünen bir Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ni kaybedeceğini bildiği, düşündü, gördü. En azından dedi ki Erzurum'u nasıl olsa kaybedeceğiz. Hiç olmasa Kars'la Iğdır'ı kurtaralım. Biliyorsunuz Iğdır'dan bir önceki dönem belediye başkan adayı Erzurum'da herkesin tanıdığı avukat Gündüz Güneş'ti, Milliyetçi Hareket Partisi adayı. 7 oyla seçim kaybetmişti Milliyetçi Hareket Partisi Iğdır'da. Bu sefer kimi aday gösterir orası bilinmez. Çünkü Gündüz Güneş Bey artık aday gösteremeyecek. Gündüz Bey Iğdır İYİ Parti il başkanlığına atandı. Ama Devlet Bahçeli diyor ki ben orada 7 oyla kaybettiğim şehri Kars'ta da yıpranan artık seçimlerde kazanamama ihtimali olan Kars'ı alırsam Erzurum'u zaten alamayacağım dedi. Ve Erzurum'u Kars ve Iğdır'a değişti. Bunun altını özellikle çize çize söyleyeyim Cem Bey. Evet Cem Bey bugün burada olmaması gerçekten yorumlara oradan katılmaması kötü de olsa izleyiciler açısından da şu anda ekranlarda mutlaka izleyiciler alışır var. Şunu ben bir söyleyeyim müsaade edersen. Çok güzel bir konu. Devam edelim. Karşılıklı konuşmuş olalım hem de. Uzun süre sen ekranda kaldığın için böyle bir benim sesimden de izleyicilerimiz de aynı zamanda ilk açıp işte videoyu bu bölümünden itibaren izleyen de oradan kayıptan birinin, hariçten birinin zaten okuduğundan bilsinler. Şunu söyleyeyim bir defa öncelikle. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Profesör Doktor Serdar Sevimli hocamızın önce adaylığını açıklayıp daha sonra Erzurum'da Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti'nin bir ittifak konusunda anlaşmış olmaları Erzurum'da gerçekten çok büyük bir sükutu hayal yarattı halkta, tabanda. Şunu söyleyeyim, Profesör Doktor Serdar Sevimli yalnızca Milliyetçi Hareket Partisi'nin oylarına, Milliyetçi Hareket Partili seçmenlerin, Milliyetçi Hareket Partisi tabanının oylarına talip olan bir insan değildi. Profesör Doktor Serdar Sevimli
AK Parti'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Refah Partisi'nin, hatta HADEP'i destekleyen, HADEP'i destekleme eğiliminde olan güney seçmenlerinin bile desteğini alabilecek bir durumda ve konumdaydı. Tabii siyasetin pazarlık masalarında ne oldu, nasıl oldu onu ben bilmiyorum ama Erzurum'da Serdar Sevimli hocamızın, Profesör Doktor Serdar Sevimli hocamızın önce aday olarak açıklanıp daha sonra adaylığının henüz tam net değil ama geri çekildiğiyle ilgili haberler Erzurum kamuoyunda gerçekten bir sükutu hayal oluşturdu. Şimdi Profesör Doktor Serdar Sevimli'ye karşı Erzurum'da binlerin, on binlerin, hatta on binler demeyeyim, yüz binlerin bir tercihi ve teveccühü varken Profesör Doktor Serdar Sevimli hocamızın önce aday olarak açıklanıp daha sonra adaylığını geri çekmesinin Erzurum'da milliyetçi seçmenler üzerinde, AK Partili seçmenler üzerinde, Cumhuriyet Halk Partili, Saadet Partili ve Güney ilçelerindeki HDP seçmeni üzerinde bir sükutu hayal oluşturduğunu ve önümüzdeki 31 Mart seçimlerinde de Erzurum'da özellikle milliyetçi cephede çok önemli oy kaymalarının Milliyetçi Hareket Partisi'nden yaşanacağı düşüncesi ve kanaatini taşıyor. Profesör Doktor Serdar Sevimli hocamız mutlaka bu konuda hem çok itidalli davrandı, hem kendisine, bir bilim adamına yakışır bir duruş sergiledi. Hani derler ya, kan kustuk ama sonra kızıldır şerbeti içtik dedi. Olayı da olduğu gibi kabul etti. Tabii mutlaka bu hem Serdar Sevimli hocamızla hem Serdar Sevimli hocamızın yakın dostları üzerinde hem de Serdar Sevimli hocamıza teveccüh gösteren, onu seven hem Milliyetçi Hareket Partili hem diğer siyasi partilerin seçmenleri üzerinde çok olumsuz etkileri oldu. Şimdi tabii bir yandan sosyal medya üzerinden, sosyal ağlar üzerinden Profesör Doktor Serdar Sevimli hocamızın adaylıktan çekilmesiyle ilgili ya da bir pazarlığa konu edilmesiyle ilgili bir yandan sosyal ağlarda bol miktarda spekülasyon yapılırken bir yandan da işte Kamil Aydın'ın benim eğer bu işte bir dahlim varsa Allah benim cezamı versin şeklinde çok büyük bir gaf oldu. Efendim bir ifadesi vardı ki bu beni daha da çok üzdü ama bir gafı daha vardı. Siz de takip edebildiniz mi Cem Bey? Şu anda telefondan telefona mesaj olarak gönderiyorlar. Bir vatandaşın Kamil Aydın'ı telefonla arayıp Sayın Vekilim Erzurum'da Serdar Sevimli aday olacak mı olmayacak mı sorusuna Profesör Doktor Kamil Bey boş versen Erzurum'u diye bir çıkışı var. Şimdi onu şunu söyleyeyim. Orada benim söyleyeceğim söz şu. Ben Kamil Aydın hocamızı da gerçekten severim. Yani hoş sohbet bir insandır. Basınla ilgilidir. Erzurum'la ilgilidir ama oradaki yapmış olduğu talihsiz açıklamayla ilgili şunu söylemezsem ben kendime olan saygımı kaybederim. Eğer benim bu işte bir dahlim varsa Allah benim cezamı versin diyen Kamil Aydın hocamıza ben buradan şunu söylemek istiyorum. Hocam zaten sizin dahliniz yoksa şehrinizle ilgili, şehrinizdeki aynı zamanda sizin gibi bir bilim adamı olan Milliyetçi Hareket Partisi'ne yıllarca gönül vermiş, emek vermiş, Erzurum halkı huzurunda sevgi, sempati, tercih, teveccüh oluşturmuş Profesör Doktor Serdar Sevimli hocamızın önce belediye başkanı olarak açıklanıp sonra adaylığının geri çekilmesiyle ilgili eğer sizin dahliniz yoksa zaten sizin Allah-u Teala'dan bir bela istemenize gerek yok. Zaten içinde bulunduğunuz durum bir bela durumudur diye düşünüyorum. Düşünebiliyor musunuz? Bir siyasi partinin genel başkan yardımcısı olacaksınız ve o siyasi partinin genel başkan yardımcısı olarak sizin de dava arkadaşınız, gönül birliği yaptığınız, bilim camiasında yıllarca birlikte hizmet ettiğiniz bir arkadaşınızın önce ismini Büyükşehir Belediye Başkanı olarak açıklayacaksınız.
Daha sonra o adaylığın geri çekildiğini ve benim eğer bunda dahlim varsa şeklinde bir beddua söyleyeceksiniz. Zaten bugüne kadar dahilinizi koymadıysanız hata. Yani zaten, eğer ki bu adayı çıkarıp ilçe teşkilatlarına götürüp teşkilat yetkililerinizle işte Serdar Semih'i atıyorsunuz Naim Bey'le beraber Palandöken'de, Yakutiye'de, Aziziye'de ilçe teşkilatlarıyla ve MHP'li hükümdaşlarıyla tanıştırdılar. İşte onu söylüyorum ben. Eğer zaten dahlin yoksa daha bela istemene gerek yok. İçinde bulunduğun durum zaten bir bela durumu. O zaman Allah-u Teala'dan bir bela istemenin gereği yok. Ben Kamil Aydın hocamızın da bu süreçte onun da yıprandığını düşünüyorum ben. Mutlaka. Sadece Milliyetçi Hareket Partisi değil, mutlaka Milliyetçi Hareket Partisi'nin il ve ilçe teşkilatları da çok zor durumda kaldılar. Çok sıkıntılı günler geçirdiler. Ben bunun hepsine bizzat birebir şahit oluyoruz. Onun için bu konuyu daha fazla uzatmak istemiyorum ama Profesör Doktor Serdar Sevimli hocamıza karşı halkın sevgisini ve sempatisini daha da artıran, onun Erzurum'a hizmet aşkıyla yanan bir insan olduğunu net anlaşılabilir ve somut donelerle ortaya koyan bir olaydı bu konu. Şimdi devamında bir şunu söyleyelim. AK Parti'de neler oluyor? Evet, AK Parti Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı adayını Mehmet Sekmen olarak açıkladı ama az önce de programın dışında söylediğim gibi Mehmet Sekmen'i görevden alacaklar, Sultan Beyli Belediye Başkan adaylığına götürecekler. Mehmet Sekmen'i görevden alacaklar, Bursa'ya götürecekler. Mehmet Sekmen yani Mehmet Sekmen zaten şu an görevinin başında. Az önce de söyledim, Mehmet Sekmen'in ve AK Parti'nin Erzurum dahilinde Milliyetçi Hareket Partisi'nde ya da herhangi bir partiyle bir ittifaka ihtiyacı zaten yok. Çünkü 2002 yılından beri son 16 yılda şehrimizin AK Parti'ye göstermiş olduğu teveccüh zaten ortadadır. Ama Mehmet Sekmen'i bu şehirde seversiniz, sevmezsiniz, karşıt duruş gösterirsiniz. Bunlar ayrı şeyler ama dedikodu üretmek ayrı bir nokta. Evet, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanı'nın açıkladığı kaldı. Şimdi bütün gözler ilçe belediye başkan adaylarında. En çok da merak edilen 3 ilçe var. Aziziye, Palandöken ve Yakutiye. Yine sosyal medyada dolaşan dedikodu ve genel merkez bilgisi olduğu söylenilen pazar günü de Milliyetçi Hareket Partisi il ve ilçe başkanlarının AK Parti il ve ilçe başkanlarıyla yapmış olduğu toplantıdan çıkan sonuç olarak öne sürülen bir iddia daha var ki deniyor ki Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum'da Büyükşehir Belediye Başkan adayı Serdar Sevimli'yi adaylıktan çekmesi sonucunda 4 ilçede de AK Parti'nin aday çıkarmayacağı yönünde bir dedikodu var. Bu ilçeler hangileri olarak öne çıkıyor? Aziziye, Şenkaya, Uzundere ve Oltu ilçeleri. Evet, Aziziye'de eğer ki şayet AK Parti adayı çıkarmayacaksa mevcut başkan Muhammed Cevdet Orhan Bey'in yapmış olduğu başarılı çalışmalarından dolayı ben şöyle bir kanaate varıyorum. O zaman ya Aziziye'ye ya da ya Palandöken'e ya da Yakutiye'ye Muhammed Cevdet Orhan Bey'in isminin kayabileceği kanaatindeyim. Peki Oltu'da Milliyetçi Hareket Partisi zaten güçlüydü. Az önce Büyükşehir'de nasıl AK Parti'nin ittifaka ihtiyacı yok dediysem, Oltu'da da Milliyetçi Hareket Partisi'nin AK Parti'yle bir ittifaka ihtiyacı yoktu. Gelelim Şenkaya'ya. Şenkaya'da zaten seçmen şu anda Cumhuriyet Halk Partisi üzerinde yoğunlaşmış durumda. Evet, burada ittifaka ihtiyaç var mı? Evet, orada ittifaka ihtiyaç var. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi öne çıkıyor. AK Parti ve MHP yok. Güç birleştirmesi yaparak ittifakta konuşmaları burası için normal. Peki Palandöken ve Yakutiye'de ne olur? Palandöken ilçesine baktığımızda Orhan Bulutlar'ın iki dönemdir ilçe sınırları içerisinde tüm vatandaşlar tarafından yapılan tüm anketlerde başarısız olduğu zaten öne çıkıyor. Peki burada başarılı aday kim olur? Cem Bey'in de az önce belirttiği gibi aday adayların üzerinde, isimler üzerinde durmayacağız biz. Genel olarak konuşuyoruz ama mevcut başkan Orhan Bulutlar'ın isminin ben üzerinin çizildiği kanaatindeyim. Yine Yakutiye Belediyesi'nde de birçok adayı var. Bunların arasında da Ali Korkut Bey başarılı mı değil mi? Yine kamuoyu anketlerinden, Ankara Genel Merkezi'nden
elimize ulaşan bilgiler neticesinde hala daha devam eden anketler var. Ali Korkut Bey'in de değişmesi yönünde elimize ulaşan bilgiler arasında. Peki Milliyetçi Hareket Partisi'nde neler oluyor? Milliyetçi Hareket Partisi'nde aday adayları Yakutiye'de, Azize'de, Palandöken'de ve tüm ilçelerde aday çıkaracağı söyleniyor. Kimler aday olur? Önümüzdeki seçimin nasıl geçeceğini konuşup düşünürken bu arada İYİ Parti gerçeği de ortaya çıkıyor. İYİ Partililer de eğer ki Büyükşehir Belediyesi'nde Milliyetçi Hareket Partisi Serdar Sevimli'yi adaylıktan çekerse milliyetçi tabanın İYİ Parti'ye oy vereceği kanaatinde bir düşünceye hakim. Orada da Mahmut Uykusuz ismi öne çıkıyor Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak. Ama iki gündür de eski Erzurum Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili Cezmi Polat'ın ismini de İYİ Parti şu an sahaya sürmüş durumda. İYİ Parti'de şu anda Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı isteyen 3 isim var. Bunlar kimler? Cezmi Polat, Mahmut Uykusuz ve geçtiğimiz 24 Haziran seçimlerinde İYİ Parti'den milletvekili adayı olan Canan Uçar ismi. 3 isim arasında şu anda İYİ Parti gidip geliyor. Ama hangisi daha önde şu anda bakacak olursak bence Mahmut Uykusuz ismi bir adım daha önde gibi. Çünkü tüm ilçe teşkilatları Mahmut Uykusuz da bu seçimi kazanırız düşüncesinde ama sonuçları tabii ki önümüzdeki günlerde göreceğiz diye düşünüyorum. Evet. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Bir defa öncelikle iktidar partisinin yani AK Parti'nin Erzurum'daki teşkilatlarıyla ilgili yaşamış olduğu bir problem var. Bunu öncelikle bir görmemiz gerekiyor. Tabii ki Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Sekmen'i değişirler mi, çekerler mi, çekmezler mi, onun yerine bir başka isim getirirler mi, onu ben bilmiyorum. Bunlar çok uzun süre bunlar spekülasyondan ibaret şeyler tabii. Bunları, ben bunların bir haber değeri olduğunu da düşünmüyorum ama ateş olmayan yerden duman çıkmaz mantığıyla bunun yerine Mehmet Sekmen'i İstanbul'da, İstanbul'un bir büyük ilçesine kaydırıp onun yerine Erzurum'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olan Fevzi Çakmak'ın getirileceği sosyal medyada konuşuldu. Böyle bir anket yapılmış mıdır, yapılmamış mıdır ben bunu da tam olarak bilmiyorum ama mesela Fevzi Çakmak isminin de ben Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı çok rahat yapabilecek, çok rahat o konuda tecrübesi, bilgisi, birikimi olan bir insan olduğunu biliyorum. Ama tabii AK Parti'de adayların kim olacağını, AK Parti'de adaylara karar verme mekanizması ve merciğinin genel merkez olduğunu hepimiz biliyoruz. Bizim burada yaptığımız belki bu aday adaylığı sürecinde biraz da biz burada havanda su dövüyoruz. Ama evet, mesleğimizin gereğini yapmak zorundayız. Ama şunu söyleyeyim. Haziran 24 Haziran seçimlerinde oy kaybına uğrayan AK Parti'nin Erzurum'daki il ve ilçe teşkilatlarıyla ilgili bir probleminin olduğu su götürmez bir gerçek. Şimdi burada AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Özün belediye başkanlığına aday olabilmek için başvurduğu yolları ve yöntemleri ben burada sayıp dökmek istemiyorum. Ama Ankara Genel Merkez'de, siyaset kulislerinde Mehmet Emin Öz'ün sadece Mehmet Sekmen'i değil, tüm aday adaylarını geri plana atmak, onları aday adayı olarak kalmaları ve kendisinin aday olabilmesi için yapmış olduğu atraksiyonları, hareketleri, daha birçok şeyi ben buradan sayıp dökmek istemiyorum. Ama AK Partili olanlar, AK Parti'nin içerisinde olanlar, AK Parti'de bu dönemde yani 31 Mart yerel seçimlerine yönelik siyasi çalışmalar içerisinde bulunan AK Parti'deki her ilçe teşkilatları, delegeler, aday adayları, gönlünü daha önceden AK Parti'ye vermiş insanların tamamı ne tür yöntemlere başvurulduğunu ve bu yöntemlerin hiçbirinin etik olmadığı, ahlaki olmadığı, doğru olmadığı, AK Parti'ye ve AK siyasete yakışmadığını Erzurum'da herkes söylüyor, dile getiriyor. Tırnak içerisinde söyleyeceğim, aslında bana ait değil. Diyor ki Mehmet Emin Özbey sadece kendisi de çalışmıyor.
Bir de çocukken bilye oynadığı arkadaşı Osman Ağa, işte ilkokulda sıra arkadaşı Mehmet'i, yani bunu, eş dost, ahbap siyasetleri. Bunu 24 Haziran'da Mehmet Emin Öz ve arkadaşları bunu başaramadılar. 24 Haziran'da AK Parti'nin listelerine milletvekili olarak yerleştirmek için çok büyük mücadeleler verdiler. O zaman da birçok yöntem... Siyaset denediler. Etiğine çok uzaktan başlıyorlar. Hayır, şunu söyleyeyim. Onlar siyaseti yanlış bir yerden okuyorlar. Bakın, Mehmet Emin Öz'den önce AK Parti İl Başkanı Fatih Yeşilyurt'a Ender Bey'de şahittir. Yanımızda birkaç tane daha şahit vardı. Onların hepsinin yanında ben şöyle bir tavsiyede bulundum. Fatih Yeşilyurt Başkanım dedim. İl başkanı olmak çok güzel. Bu göreve yakışıyorsunuz. Bu görevi çok iyi yapıyorsunuz ama siz bu görevi AK Parti yönetim kurulu üyelerinden sadece 5 kişi ya da 10 kişiyle beraber yapıyorsunuz. AK Parti'ye gönül vermiş, AK Parti'nin il yönetimi listesinde yer almış diğer 40 arkadaşımızı hem yönetime katmıyorsun, hem onlara söz sahibi yapmıyorsun. Onun için sen bu koltukta bir yıldan daha fazla oturamazsın şeklinde. 16 gün oturamazsın şeklinde bir ifade kullanmıştım. Ender Bey burada. O konuşma Erzurum'da, Erzurum'da bunun şahitleri var. Evet. Şimdi siyasi partiler de mutlaka hizip olur, gruplar olur ama bunun da bir ölçüsü. Biz Erzurum'da işte Muhyiddin Aksak'ın Erzurum'da işte Refah Partisi'nde bir hizip oluşturduğunu bilirdik ama bu hizibin hiçbir zaman insanları karalamaya, insanları yaralamaya, insanları en hassas noktalarından vurmaya yönelik bir siyasi hizip ve siyasi çalışma olmadığını da her zaman bilirdik. Şimdi onun için şunu söyleyeyim. AK Parti'nin, AK Parti Erzurum'un en büyük 31 Mart seçimlerine giderken yapmış olacağı, yapacağı en büyük hata bu il yönetimiyle bu seçime gitmektir. Tüm samimiyetimle söyleyeyim, AK Parti'de söz sahibi olan il başkanı Mehmet Emin Öz ve onunla beraber birlikte hareket eden 3-4 isimin haricinde diğer hiçbir isim siyasi çalışmalara, parti çalışmalarına doğru düzgün bir hakkın hakkıyla katılamıyor, fikrini beyan edemiyor, ettiği fikrini beyan ettiği halde de fikirleriyle ilgili herhangi bir uygulama yaptıramıyor. Şimdi şunu Erzurum halkına söyleyelim. Bunu Profesör Doktor Recep Aktağ'a söyleyelim. Bunu Zehra Taşkesenlioğlu'na söyleyelim. Bunu İbrahim Aydemir'e söyleyelim. Bunu diğer vekilimiz Selam Altınok'a söyleyelim. Şimdi mutlaka siyasette hizip vardır, siyasette grup vardır, siyasette insanların herhangi bir aday üzerinden, herhangi bir il, ilçe teşkilatı üzerinden siyasi fikir beyan etmesi, fikir beyan etmesi vardır ama insanları karalama ve yaralamaya yönelik, insanların özel hayatlarını, kişiliklerini etkileyen İşlerin yapılması hiçbir zaman siyasette genel geçer akça olmamıştır, kabul görmemiştir. Bu tür insanlar da siyasette hiçbir zaman siyasi tarihe bakalım, hiçbir zaman siyasette bir yere varamamış, bir noktaya gelememiştir. Onun için AK Parti il teşkilatının hemen şimdi derhal acilen ivedilikle dere kap değiştirilmesi gerekiyor. Bir, iki, AK Parti, dereyi geçiyoruz sonuçta. Dereyi geçerken ben adı da değiştiririm. Çünkü SKM çalışmaları başlayacak önümüzdeki günlerde. Müsaade edin efendim, müsaade edin. Olağanüstü bir şey bu. Dereyi geçerken sonuçta bu deredir. İki adımlık yerdir. Dereyi geçerken, nehri geçerken demiyoruz. Okyanusu geçerken, denizi geçerken demiyoruz. Dereyi geçerken atı değiştiririm. Ben bununla ilgili Facebook'ta bir paylaşım yapmıştım. Atı da değiştiririm, attan inerim, eşeğe de binerim. Gerekirse eşekten yüze de yüze geçerim diyor. Yüzmeme gerek yok. Ama dere... bunu hatırlarsanız Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Ahmet Alatepe seçimlere bir ay kala il başkanlığından istifa etmişti. Şimdi onun için şunu tüm samimiyetimle söyleyeyim. Mal varlığını açıklamaması konusuyla ilgili Mehmet Emin Öz'ün mal varlığını açıklamamak için başvurduğu yöntemler bir yerde dururken,
ve bu yöntemlerin altında yatan çok önemli nedenler varken, bunları da Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen bilirken, bunları da Profesör Doktor Recep Aktal bilirken, bunları da Zehra Taşkesenlioğlu bilirken, bunları da Selam Altınok İbrahim Aydemir bilirken, siz bunları bildiğiniz halde neden bununla ilgili bir tedbir almıyorsunuz? Neden birlikte bir karara varmıyorsunuz? Tüm samimiyetimle söyleyeyim, bu seçim sürecinde Erzurum, bu seçim satılımı halinde biz bu konuyu defaten konuşacağız ve dile getireceğiz, hiç kimsenin şüphesi olmasın. Onun için AK Parti'de ilçe belediye başkanlığına aday adayı olan arkadaşlarımızın çok dikkatli olmaları, kendileriyle ilgili kulislerde yürütülen gizli kampanyalardan haberdar olmaları, kendileriyle ilgili AK Parti İl Teşkilatı, AK Parti İl Başkanı ve onunla beraber hareket eden 3-5 kişinin yönettiği, yürüttüğü operasyonlara karşı çok uyanık olmaları gerektiğini buradan belirtiyorum, altını çiziyorum. Devamında bu seçimin en önemli konularından bir tanesi meclis üyelerinin kim olacağı. Bu konuda biliyorlar arkadaşlar. Olmaz herhalde yani birileri. Yani ilk teşkilatında. Onun için burada bu konuların hepsini ve tamamını dikkate alacağız. Dikkatle takip ediyoruz. Dikkat ederseniz sağlığın yerinde olmadığı halde, normalde gidip hastanede yatmam gerekirken, normalde tedavime devam etmem gerekirken mevzu bahis vatansa gerisi teferruattır. Eğer konu Alparslan Türkeş diyor vatansa hepiniz benim başım üstünesiniz. Ama eğer konu makamsa hepiniz ölün diyor Alparslan Türkeş. Bu sözle bu konuyu tamamlıyoruz. Naim Karataş hakkında da biraz konuşalım başlamışken Can Bey. İlçe teşkilatları, il teşkilatları herkes bir muamma içerisindeyken Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Naim Karataş'ın ortadan kaybolması, telefonlarını kapatması, bu da az önce anlattığım gibi siyasetin etiğinden çok çok uzak. Evet. Yani burada tüm herkes sosyal medyada curcuna varken Naim Karataş'ın çıkıp bugüne kadar bir açıklama yapmaması da Erzurum kamuoyunda... Mehmet Eminöz de yapmamış bir açıklama bugüne kadar. Mesela mal varlığı ile ilgili çıkıp bir açıklama yapsaydı. Mehmet Eminöz'ün ki mal varlığı ile ilgili açıklama yapması gerekli. Ama Naim Karataş beyefendinin bugüne kadar mutlaka Serdar Sevimli hakkında yani aday olacak mı olmayacak mı? Bu dedikodular, bu spekülasyonlar çıktığı günden beri Naim Karataş her yerden kaybolmuş durumda. Ben buradan İl Başkanı'na sesleniyorum. Sayın Naim Karataş, bu halk sizden bir cevap bekliyor. Bu halk sizin çıkıp bir açıklama yapıp doyurucu, mantıklı, makul bir açıklama yapmanızı bekliyor. Siz il binasında mısınız? Siz neredesiniz? Bu belli değil. Naim Karataş şu anda il başkanlığı görevinde gerçekten sınıfta kalmış durumdadır bu süreçte. Bu sınıfı geçme hadisesi genel merkez vereceği karara bağlı ise siz genel merkeze bağlısınız. Genel merkezden bir an önce, genel başkanınızdan bir an önce alacağınız cevapları çıkın, kamuoyuyla paylaşın. Çünkü hala şu dakikada dahi Serdar Sevimli Milliyetçi Hareket Partisi'nin Büyükşehir Belediye Başkanı adayıdır yazılıyor. Bir tarafta bir sayfayı çeviriyorsunuz. Serdar Sevimli artık Milliyetçi Hareket Partisi'nin Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı adayı değildir. Yahu Serdar Sevimli tek başına bir parti değildir. İşin en garibi de şu anda sosyal medyada Serdar Sevimli'nin ismi Milliyetçi Hareket Partisi'nin Erzurum'da önüne geçmiştir. Bunu yapan ise il ve ilçe teşkilatlarıdır. Çünkü neden? Vatandaş il teşkilatından, ilçe teşkilatlarından doyurucu bir cevap alamıyor. Yani adaysa aday, değilse değil. İttifak olup olmadığını Cumhurbaşkanımız ittifak var diyor. Doktor Devlet Bahçeli ittifak var diyor. Erzurum İl Başkanı bugüne kadar bir kez olsun ittifak var ya da yok diyemiyor. Yani şimdi genel merkezde tabii onu dedim. Orada herkes çok büyük tereddüt yaşadı. İnsanlar şok oldular. Ama Serdar Sevimli'nin tek başına bir siyasi parti olmadığı gerçeği doğrudur ama Serdar Sevimli'nin
tek başına Erzurum'da bir siyasi parti kadar güçlü olduğu da hiç kesinlikle su götürmez bir gerçektir. Bunu söylüyorum. Bu siyasi konuları bu haftalık burada kapatıyorum.